Size bir sorum var. Elon Musk ya da Jeff Bezos gibi isimlerle şu ekranın solunda gördüğünüz kişi arasında ne gibi bir benzerlik olabilir? İlk iki ismi teknolojik girişimleriyle tanıyoruz. Oysa bu kişi bir yazar. İmzaladığı kitaplardan anlamışsınızdır. Gerçi Jeff Bezos da kariyerini kitap satarak başlamıştı ve Elon Musk biraz daha kilo alıp gözlük takmaya başlarsa bu fiziksel benzerlik kaçınılmaz hale gelecek. Ama ben bu üç kişi arasında başka türden bir bağlantı kurmak istiyorum. O yüzden bir yandan yeni kitabını imzalayıp bir yandan da çoğumuzun yaptığı gibi arkadaşıyla Lord of the Rings, The Rings of Power dizisini çekiştirerek YouTube yayını yapan... Did you watch it? I did, I watched both of it. Bu kişileri şimdilik orada bir kenarda bırakalım. Daha teknolojik bir şey göstereyim size. Bu cihazın nasıl ortaya çıktığını biliyor musunuz? Bunun mucidi onu geliştirdiğinde daha 20 yaşında bir gençti. Çok sevdiği sanal gerçeklik oyunlarını daha iyi oynayabilmek için Oculus Rift adlı bu VR gözlüğü tasarladı. Nefis bir fikir ama bunu üretebilmek için para gerekli. Ne kadar klasik bir ikilem, öyle değil mi? Fikrim var ama param yok. İşte Palmer Lucky adlı bu genç önce yaptığı gözlüğü takıyor kafasına, sonra da girişimci kafasını. Başlıyor düşünmeye. Bu arada az önceki yazarla fiziksel benzerlik çok şaşırtıcı değil mi? Aynı kişi değiller ama aynı biçimde düşünüyorlar. Girişimci kafasıyla. Palmer Lucky'nin çok parlak bir fikri var ama daha 20 yaşında. Bankalardan kredi istese sen daha çocuksun ya deyip gülerler adama. Zengin yatırımcılara gitse kapıdan içeri bile sokmazlar. Peki ya bu fikrini doğrudan kendi gibi düşünen insanlarla, böyle bir şey isteyen kişilerle paylaşırsa? O yıllarda yeni açılan bir web sitesi olan Kickstarter'da bir kampanyaya başlıyor. Orada bunu alma potansiyeli olan sıradan insanlara gözlüğü üretebilmek için 250 bin dolara ihtiyacı olduğunu söylüyor. Kampanya başladıktan 4 saat sonra bu hedefe ulaşıyor. Bittiğinde 2.4 milyon dolar toplanıyor. Sizin benim gibi sıradan insanlardan. Kitle fonlama yöntemiyle desteklenen en başarılı projelerden biri haline geliyor bu gözlük ve daha 2 yıl geçmeden 2014 yılında 2 milyar dolara Facebook tarafından satın alınıyor. Gördüğünüz gibi parlak bir fikir, girişimci bir kafada ortaya çıkarsa onu büyütebilmenin artık pek çok alternatif yolu var. Üstelik ne kadar büyüyeceğini önceden siz bile kestiremiyorsunuz. 250 bin dolar hedefle yola çıkıp 2 yıl sonra 2 milyar dolara ulaşan bir fikir. Tabii onun etkisini sadece maddi olarak ölçebilmek çok zor. Çünkü öylesine güçlü ki onu satın alan Facebook'u bile değiştirdi ve Meta haline getirdi. Sadece bir gözlük. Kitle fonlama yöntemiyle hayata geçirilen daha pek çok proje var. Her türlü video araç gerecine, ıvır zıvırına ilgi duyan biri olarak ben şu tripoda destek vermiştim mesela. Dünyanın suda durabilen ilk tripodu bu. Tripodlara sadece ben ilgi duymuyorum galiba, çünkü Statista verilerine göre tüm zamanların en başarılı kitle fonlama projelerinden biri Peak Design'ın geliştirdiği başka bir tripod olmuş. Peki bu yöntemle en büyük başarıyı elde eden ürün ne olmuştur dersiniz? 2015'te Pebble Time adlı bir kol saati projesi doğrudan 80 bin potansiyel kullanıcısı tarafından 20 milyon dolar fonlandı. Oculus Rift'in tam 8 katı demek bu. Teknolojik bir gözlük ve bir kol saati. Fakat en başarılı ürün bu da değil ve aslına bakarsanız pek de teknolojik olduğu söylenemez. Bu yılın 2022'nin Mart ayına gidiyoruz şimdi. I have been lying to you. Bu kişiyi hatırladınız mı? I know that what I'm about to say will disappoint some of you. Kendisini tanımayanlar için bu gördüğünüz kişi fantezi ve bilim kurgu yazarı Brandon Sanderson. 17 yaşından beri düzenli olarak yazıyor. The last few years have been hard for many of us. These are strange times. Bu videoyu yayınladığı 46 yaşına gelene kadar 80'den fazla kitabı yayımlanmış. These last years have increased pressure on me in difficult ways, emotionally and mentally. Cosmere adında kurguladığı evrende geçen onlarca hikayesi var. Fakat Brandon okuyucularının çok sayıda kitabını satın almasına gerek kalmasın diye bunu bir dizi kitap olarak yazmak istememiş. O yüzden de diğer eserleriyle olan bağlantılarını her kitapta gizlemiş. Bir çeşit gizli destan yaratmış. I can no longer live with the secret. Cosmere evreni dışında özellikle genç yetişkinler ve çocuklar için yazdığı kitapları pek çok ödül almış. Bilim kurgu ve fantezi dünyasının en prestijli ödülü olan Hugo'yu bile. Time has come for me to admit the truth. I've been lying to you. Peki neyi itiraf etmek üzere? Over the last two years, I've acted with extreme irresponsibility.
Because I accidentally wrote an extra novel in secret. Gördüğünüz gibi Covid'in etkisi herkesin üstünde kendini farklı farklı gösteriyor. Sevimli yazarımız bu sürprizi yaptıktan sonra profesör moduna geçip bir tahtanın karşısında Covid öncesindeki hayatının bir pasta grafiğini gösteriyor bizlere. Zamanının üçte birini seyahat ederek geçirmek zorunda kaldığından yakınıyor. Bu seyahatler her ne kadar zevkli de olsa kafasında pek çok parlak fikri barındıranlar için onları hayata geçirmenin önündeki en büyük engellerden biri. Then 2020 hit and the whole world changed. Artık seyahat etmek için harcadığı zamanı da yazmak için kullanmaya karar vermiş. Suddenly I had time again. This is the result. Hangi konuda iyiyseniz onun üzerine gitmelisiniz. Fakat yazdığı bu kitabı genel okuyucu kitlesi için düşünmemiş. Sadece bir kişi için tasarlamış. Eşine bir hediye olarak. Bak Necati, görüyor musun ne kocalar var bu dünyada? Pandemi döneminde hazırladığı bu gizli hediyeyi eşine vermiş. Bir İngilizce öğretmeni olan eşi de bu romanı çok beğenmiş ve herkesle paylaşması gerektiğini söylemiş. Fakat bizim Necati, pardon Brandon, bu romanı yazmakla yetinmeyip bir tane daha yazmış. İyi hikayelerin en önemli özelliği nedir? Sizi şaşırtması. Brandon Sanderson da iyi hikayeler yazmaya çalışan biri olarak okuyucularına gizli bir sürpriz hazırlamış. And 2 yıl süren pandemi dönemi boyunca 5 kitap yazmış. 5 extra novels in the last 2 years. 5 kitaptan 4'ü tam uzunlukta yetişkinlere yönelik birer roman ve 5.'si de çocuklar için bir hikaye. Bu kadar emek verip yazdıktan sonra da dünyanın en büyük yayın eviyle anlaşıp bastırmış diye bekliyorsanız yanılıyorsunuz. Yazdığı bu kitapları okuyucuya ulaştırmak için kullandığı yöntem o gözlük ve kol saatiyle aynı. Hemen daha o videoda kitle fonlama yöntemiyle okuyucularından destek istemiş. Right now. İşte 1 Mart 2022'de başlayan bu kampanya ilk 24 saatte 15 milyon dolara ulaştı. Ve 30 günün sonunda 185.341 kişi 41 milyon dolardan fazla destek verdi. Böyle destek deyince karşılıksız bir şeyden söz etmiyoruz. Zaten yazılmış ve önümüzdeki dönemde düzenli olarak çıkacak olan bu kitaplara ortak oldu bu insanlar. Bir yazar yeni nesil bir girişimciye, o yazarın okuyucuları da yeni nesil bir yatırımcıya dönüştü. Aslına bakarsanız bu ilişki hep böyledir. Aklınıza düşen parlak bir fikri sancılı bir süreçten sonra dünyaya getirmektir girişimcilik. Sizin bu emeğinizi görüp takdir eden kişiler de o fikrinize yatırım yaparlar. Hep birlikte büyütmeye çalışırsınız. Dediğim gibi bu proje dünyanın en büyük kitle fonlaması projesiydi ve daha yeni bu yılın 2022'nin Mart ayında gerçekleşti. Peki Türkiye'de bugüne kadar yapılan en büyük kitle fonlama yatırımı ne zaman yapıldı dersiniz? Tam şu anda yapılmakta. 15 Eylül 2022'de başlayan bu fonlama Alternatif Süper App adında bir finansal teknoloji uygulaması için gerçekleşmekte. Videonun bu bölümünün sponsoru olan bu uygulama hakkında kısa bir bilgi vereyim şimdi size. Diyelim ki bir kahve içtiniz ya da arkadaşlarınızla bir yemek yediniz. İşte bu uygulama bu tür durumlarda alternatif bir ödeme yöntemi sunuyor. Gittiğiniz kahveciden yemek yediğiniz restorana, hatta arkadaşlarınızla eğlendiğiniz eğlence merkezine kadar birçok farklı sektörden onlarca marka için ayrı ayrı uygulama indirmek yerine tüm bu markaları ve kampanyalarını bir araya getiren Alternatif Süper App'i indirmeniz yeterli. Alternatif Süper App'e kartınızı ekleyip dilediğiniz markanın dijital cüzdanına yükleme yapabiliyorsunuz. Kasada QR kodu gösterip ödemeyi onaylamak yeterli oluyor. Sadece bireysel kullanıcılara değil, işletmelere de kolaylık sağlıyor. Sektör fark etmeksizin dijital cüzdan, sadakat, CRM, kampanya ve QR menü gibi birçok özelliğe tek bir platformdan erişebiliyor. Yola çıkalı 9 ay gibi kısa bir süre olmasına rağmen 70 işletmeye, 900 şubeye ve 150 bin kullanıcıya ulaşan Alternatif Süper App, yurt içi ve dışı hedefleri için bir yatırım turuna çıktı. Bugüne kadarki en büyük tutarla PhoneAngels.com üzerinden paya dayalı kitle fonlamaya açılarak müşterilerinin hikayesine sadece ürünü kullanarak değil aynı zamanda fonlayarak da ortak olmasını sağlıyor. Kitle fonlama sonrası alacağı yaklaşık 4 milyon dolarlık yatırımla birlikte global büyümesini gerçekleştirip 5 yıl içerisinde 12 ülkeye açılmayı hedefliyor. Bu başarı hikayesine ortak olmak ve ürünün yatırımcılarından biri haline gelmekse çok kolay. Bunun için Alternatif Süper App hakkında bilgi almak ve yenilikçi yatırım modelini incelemek üzere açıklamalar bölümündeki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Girişimcilik deyince akla hep bu konunun poster çocukları geliyor.
Jeff Bezoslar, Elon Musklar. Kafada hemen hesaplar dönmeye başlıyor. Ah, zamanında şu Amazon'a şu kadar yatırım yapsaydım, şimdiye oho bu kadar olmuştu. Şu SpaceX var ya, bir halka açılsın, bir kenarından ucundan ben de tutsam. Oysa herkesin potansiyel girişimci bir tarafı var. Evet, tabii ki herkes girişimci olamaz belki ama isteseniz de istemeseniz de her zaman bir yatırımcısınız. Hepiniz. Bunu daha iyi gösterebilmek için Elon Musk ve Jeff Bezos gibi isimlerin yanına Brandon Sanderson gibi bir yazarı ve tabii ki onu destekleyen 180 bin okuyucusunu yerleştirdim bu videoda. Bir girişimci ve onun yatırımcıları. Bir kitap okuduğunuzda sadece onu satın alarak ona maddi bir yatırım yapmıyorsunuz. Nakit kadar değerli olan vaktinizi okuyup bir şeyler öğrenerek geçiriyorsunuz. Kendinize yatırım yapıyorsunuz. Ve bu öyle bir yatırım ki onu kimse sizden alamıyor. O öyle bir yatırım ki hiçbir zaman değerini kaybetmiyor.